Merhaba arkadaşlar. 13 Ocak Cuma gece Amerika gas devam ediyor. 9 koşulu programın ilki birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlayacak saat 20.10'da. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. 1500 metre çim pistte maiden koşuda 14 at kayıtlı olsa da buradan 12'si koşabilecek en az 2 at çıkacak buradan. 6 atı değerlendirmeme aldım. İlki 585 bin dolarlık bir numaralı Warbet iki sefer koştu. Oldukça da iyi performans sergiledi ama 358 gündür koşmuyor. Yine de önceliğim sonra 4 numara gerçi sıra numarasına göre yazdım ya 4 numaralı Away From Home 6 numaralı Tepper Çin pisti biraz eksik olsa da bu grupta yine şans vereceğim bir at olacak 6 numara. 8 numaralı Papa Jojo, 11 numaralı Dunkley ve 12 numaralı Jerry Stern eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 1, 4, 6, 8, 11 ve 12. İkinci koşu 1600 metre kum dişilerin koşacağı şartlı koşuda 7 kısrak mücadele verecek. Burada da üçünü değerlendirmemi aldım. İlki 1 numaralı Provokatif Iraut Ortiz Jr. idaresinde favorim, sonra 2 numaralı Rojinaf George Ruiz idaresinde ikinci atım ve son olarak 6 numaralı Ransom River son sıradan şans verdiğim Kısrak oldu. Sıralamam 1 2 6. 3. koşuda da yine dişi safkanlara ait 1200 metre kum piste şartlı koşuda 7 kısrak koşacak. Burada da 4'ünü eşit şanslı olarak görüyorum ilki 6 numaralı Keşin Leone, Leonez e, Rez idaresinde önceliğim. 6 sonra 5 numaralı Sweet e, Penalop sonra 2 numaralı The Great Cat ve son olarak 7 numaralı e, Rain. Son yarışında ölçü almıyorum. E, son sıradan önereceğim kısrak oldu. Sıralamamda 6, 5, 2 ve 7. 3. koşu için. Dördüncü koşuyla ikinci altılı Ganyan başlıyor Gazi Trim'de. 1100 metre tapeta piste şartlı koşu. 10 atım mücadelesi olacak. Buradaki önceliği Tyler Guff olan idaresindeki 2 numaralı Swash Bakıl olacak. Rakiplerinden yarım boyu önde tuttuğumu söyleyebilirim. tüm yarışlarını Çin pistte koştum. İlk kez tapetada koş koşacak. Baktığımızda orijinle Quality, Root, Kısrak Babası vesaire gayet uygun tapeta pisti de iyi koşmasını bekliyorum. İyi de bir antrenörü var. Rakiplerinden yarım boy önde tutuyorum. 2 numaralı Savaş Bakılı. Rakipleri 8 numaralı Soper ee, Saksız. Ki o da son yarışlarını e, Woodbine'da koştu. Woodbine'dan gelecek ama oldukça dereceli işleri var. Yani Woodbine'dan gelenleri pek tercih etmiyorum ama dediğim gibi derecelerine, yarışlarına baktığımızda bu grupta şanslı olacaktır. sonra 7 numaralı B My the sea ve son olarak 6 numaralı Unifield Concert. Son sıradan da olsa şans verdiğim son at oldu sıralamamda 2 8 7 ve 6. 5. koşu 1700 metre çim pistte şartlı koşu da 12 atı seyredeceğiz. Dördüyle geçmeye çalışacağım burayı. İlk olarak şans verdiğim at 4 numaralı e, Nantasik Beach oldu. Tyler Gaffone idaresindeki 4 numaram. Buradaki favorim. Rakipleri 6 numaralı Gasjant Lukapanesi ile son yarışın ölçü almıyorum. 8. olsa da daha önceki yarışlar oldukça tatminker. 8 yaşındaki Safkan'ı ikinci sırada öneriyorum. Sonra Jose Ortiz arasındaki 11 numaralı Nat Parnav ve son olarak Irat Ortiz'de arasındaki 12 numaralı Regal Speaker ee, yine şans verdi. Son at oldu. Sıralamamda 4, 6, 11 ve 12. 6. koşu 3 yaşlı İngiliz Taylan'ın 1400 metre kum pistteki şartlı koşusu 7 tayın mücadelesi olacak. Bir numara hariç hepsi koştu. Ee, bazı koşularda beraber de koştular. Ve performanslarına baktığımda açıkçası e, yani ön planda e, çıkarabileceğim bir safkan ol, olmadı. Çok yakın birbirlerine dereceleri var. Ama 3 e, numaralı Diamond cool özellikle e, son üçüncülü ki ondan önceki de e, zorlu grupta koşmuştu. E, Jose Ortiz'in de bu gruplar için özellikle bu mesafelerdeki başarısını biliyoruz şablonuma tek yazdım 3 numaralı Diamond kulu yani buraya at yazmaya kalkarsak hepsinin geliri var desem hiç abartmış olmam 1 ve 4 dahil hepsi dediğim gibi çok yakın koştular ama 3 numarayı bir adımda ölse olsa önde tutuyorum ve şablonuma da tek bıraktım altıncı koşudaki 3 numarayı arkadaşlar 7. koşuya geldiğimizde 1600 metre çim pistte şartlı koşum. 8 atın mücadelesi olacak. Dördünü yine değerlendirmeme aldım. İlk olarak English Channel e, temsilcisi 5 numaralı English B Louis Sayızlı e, benim favorim oldu burada. E, 237 gündür koşmuyor olsa da e, iyi bir e, ekürünün e, iyi de bir antrenörün e, antren ettiği e, safkan 5 numara favorim. Sonra 2 numaralı e, Moli Rouge, ikinci tercihime yazdığım e, Avrupa orijinli ki çim yarışlarında özellikle Amerika'da yani Avrupa orijinleri genelde ilk tercihimdir e, Toronado temsilcisi bugün için ikinci tercihime yazdım sonra 8 numaralı m, Breaking the rules e, onun da son e, iki üçüncülüğü var oldukça iyi e, ve antrenörüne baktığımızda iyi atın orijini de ilk erçi 8 yaşında mı Üçüncü tercihimde önereceğim Safkan 8 numara. Ee, son olarak da 4 numaralı Red Danger. Jose Ortiz dairesindeki 4 numaranın da burada bir sürpriz yapma şansının olduğunu düşünüyorum. Sıralamam 5-2-8 ve 4 oldu. 3 numaraya baktığımızda son iki yarışını kazandı. Oldukça da tatminkar koşular koştu ama üstünde Joe Rosario. Sevdiğim bir jockey ama özellikle kız sezonunda son zamanlarda diyelim çok kötü koşuyor yani sadece atı sürüyor. Hiç yarışlarla pek ilgisi yok. Bugün için değerlendirmemi almadım. Sıralamam 5 2 8 ve 4 7. koşu için. 8. koşuda 4 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1300 metrede koşacak şartlı koşuda 7 atın mücadelesi olacak. Burada günün büyük favorilerinden biri var. 1 numaralı Nitros Channel. Evet favori olmayı hak ediyor olsa da ben yalnız bırakmayacağım e, 625 bin, bin dolarlık bir at ve 3 sefer koştu 1200 metrede ve her seferinde de bir onun altında koştu yani 1.09'da e, koştu 1, 2 ve 2 yaptı oldukça iyi derecelerde koştu ama yine derece olarak ona yakın koşan safkanlar var bir numarayı dediğim gibi ben tek bırakmayacağım e, günün büyük favorilerinden eğer gelmeyecek olursa ee, ikramiye açısından da oldukça cazip bir hal alır e, altılı. ki dediğim gibi derece olarak da baktığımızda 2 numaranın derecesi çok yakın. E, ben burada 1'e rakip ilk olarak 7 numaralı Jane Game'i önermek istiyorum. Tyler Gaffone'nin e idaresindeki 7 numaraya baktığımızda o da bir 500 bin dolarlık fiyat. E, son 2 yarışında e, çok kötü koşunca ilgilileri geri aldı. 307 gündür koşmuyor hazırlıkları da oldukça iyi. Bugün için birin ilk rakibi 7. ikinci rakip olarak da 2 numaralı Palas Kitten. Derece olarak baktığımda yine 1 numaranın derecesine yakın. Yani bir onun altında koştu yine 1200 metreyi. Bugün 1300'e çıkacak 7 yaşında Kitten's Joy. Daha avantajlı en azından birden ama dediğim gibi 1 numarada çok iyi koştu. Tek de yazılabilir. Ben 1.7 ve 2 olarak yazdım şablonumu hani bir siz biri tek atarsanız hayır demem. O zaman da 6. koşunun 3'ü tek bırakmıştım ben şablonuma. Onun yanına at yazıp burada biri de tek atarsanız hayır demem. Biraz daha cazip olması açısından genelde biliyorsunuz genelde sürpriz peşindeyim. O açıdan böyle bir şablonum oldu ve son koşuya geçiyorum. Asitrim'de son koşu gece 00.06'da başlıyor. Satış koşusu 1700 metre tapeta pistte. Burada da 13 at yarışa kayıtlı olsa da buradan da çıkan atlar olacak. En az bir at çıkacak buradan. 2-4-6 atı yazdım şablonuma. İlki 7 numaralı Leopardi. Miguel Angel Vasquez'de 7 numara favori. Sonra 9 numaralı Capture Me. Edgar Perez'de ikinci yazdığım at 10 numaralı Beauty Amazit Louis Saez'de 3. tercihime yazdım. 11 numaralı El Segundo Joe Ruiz'de yine şans verdiğim bir at. 6 numara e, Kirpton e, AGF tablosunun da favorisi. Son yarışlara da oldukça iyi. E, 115 bin dolarlık bir at. E, 7 numaraya e, favori olarak önerdiğim 7 numaraysa 425 bin dolarlık bir at. Onu da söyleyelim. Ve son olarak da e, ekürilerden 8 numaralı Griggs, Hanır yine şablonuma yazdığım son at oldum sıralamam 7 9 10 11 6 ve 8 oldu son koşuda arkadaşlar tahminlerim de bitti bahtınız açık olsun görüşmek üzere.